İnsanlar geçinemiyor dedik ya, Eskişehir'e gideceğiz bir kere daha. Maden işçileri efendim, onlar da isyanda. Ödenmeyen maaşları var. Çünkü zaten canları pahasına bir iş yapıyor bu insanlar. Karanlıkta ve ölümle burun buruna, her an ölüm korkusuyla çalışan işçiler. Maden işçileri, ki biz çok fazla maden kazası yaşamış bir ülkeyiz. Tazminatları için başlattıkları grev devam ediyor Eskişehir'de. Tepkiler vardı. Tepkilerin üzerine maden şirketi geri adım attı. İşçilerin haklarını 3 taksitle ödeme sözü verdi. Ancak işçiler haklarını alana dek eylemlerini devam ettirmekte kararlı. Sözcü Televizyonu ekibinden Meral Dan Yıldız ve İsmail Bayraktar o madene indi, yaşananları aktardı. 14 senedir bu şirketten tazminatımı alamıyorum. 14 senedir bizi oyalıyorlar. İşten mi çıkardılar? Hayır, ücretsiz yine çıkarttılar. 5 gündür aç ve susuz. Ama sesimizi duydunuz, teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz. Sevindim. Kelimeler ağzına düğümlendi. Ekmeğini taştan çıkaran madenciler bu kez grev için metrelerce aşağıya indi. 5 günün ardından ilk kez gün ışığına kavuştular. 5 gün sonra ilk defa güneşi gördünüz. Çok mutluyuz. En azından üşümekten kurtulduk. Çocuklarımızı özledik. Ya biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece emeğimizi istiyoruz. Haklarımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Birçoğu sebepsiz yere ücretsiz izne çıkarıldı. Aylarca maaşları eksik yattı. Yer altında zorlu koşullarda çalışan maden işçileri haklarını alamadıkları için yeryüzünde de hayatta kalma mücadelesi verdi. Grevin devam ettiği madene ilk kez Sözcü Televizyonu girdi. Eskişehir'deki maden işçileri haklarını alamamaları nedeniyle yerin 1500 metre altında yaklaşık 5 gündür kendilerini madene kapattılar ve verilen sözler tutulmadan da bu noktadan ayrılmayacaklarını söylüyorlar. Madencilerin yer altındaki grevi zorlu geçti. Havasızlık, soğuk bir yana fareler günlerce uyku bile uyutmadı. Tepe lambalarımız var. Bunları hafif kısa moda alıyoruz biz şu şekilde. Şu uzun modu, şu kısa modu alıyoruz, yanımıza koyuyoruz. Hani yer altında fareler falan da var. Bunu kapattığımız zaman onlar geliyor yanımıza. Güneş yok, temiz hava yok, görüyorsunuz ortamımız zaten tozlu şekilde. Madenciler haklarını almakta kararlı. Çünkü evde ekmek bekleyen aileleri var. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, madene girerek işçileri ocaktan çıkarmaya ikna etti. Bismillah, arkama takılıp çıkıyoruz. Hadi bakalım, gelin benimle beraber. Maden şirketi tepkilerin ardından işçilerin maaşını olması gerektiği seviyeye çekti. Alacaklı olanlara ise haklarını 3 taksitte ödeme sözü verdi. Madenciler de haklarını alana dek eyleme yer üstünde devam edecek. Şu anda Ağustos ayı maaşları düzeldi. Yeraltı yatırıldı. İşten ayrılacak arkadaşlar Ekim, Kasım ve Aralık ayında 3 taksit şeklinde tazminatlar ödenecek. Yine biz burayı terk etmiyoruz. Sadece yer altından çıkıp yani can güvenliğimiz için, işçi arkadaşlarımızın sağlık güvenliği için yarısına devam edeceğiz.